بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. أعجبت الدنيا مزرعة الآخرة، دنيا آخرة أكن ترلاسدر. ne ekersen onu biçeceksin. Ne ekersen onu biçeceksin. İşte bu Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı, iyilikler toplama ayı. Ve bu ayda hayrun min elfi şehr, 83 yıldan daha bereketli olan bir Kadir gecesi var bu ayda. Dikkat edelim. Bugün varız, yarın yokuz. Kalu ma selekakum fi sakar. Namaz kılmayanlar Sakar'dadır, cehennemdedir. Ba'den gay, cehennem vadisinin gay bir semtine atılacaklar. Kalu adâ'u s-salâte vettebâ'u şehevâte fesevfe yelkavne gayya. Aynı zamanda demek ki burada namaz kılanlar cehennemde pişecekler, yanacaklar. Allah tebâreke ve teâlâ orada rahmeti tecelli etmezse o kişilere, o kişilerin hali ne olacak? Naam. Kutibe aleykumus siyamu kemâ kutibe alellezîne min kablikum leallekum tettekûn diyor. Kardeşlerim, leallekum tettekûn burada oruç takvadır. Oruç takvadır. Mesela biz kaynakçıyız değil mi? Kaynaktan korunmak için ne yapıyoruz? Maske kullanıyoruz değil mi? Eldiven giyiyoruz. Niçin? Bunları giymezsek yani korunmuş olamayız. Aynı zamanda günahlardan korunmak için Allah tebareke ve teala orucu da vesile kılıyor Allah. Hikmeti gereği, imtihan gereği. Yani Allah tebareke ve teala bizim orucumuza muhtaç değil ha. İmtihan gereği لِيَعْلَمَ الطَّيِّبْ مِنَ الْخَب۪يثِ. İyiyi kötülükten ayırt etmek için Allah Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tür ibadetleri ne yapmıştır? Bize farz kılmıştır. Naam. Ve biliyorsunuz sevgiyle, ondan sonra korkuyla ve ümitle. İbadet yaptığın zaman severek yapacaksın. Teravih kılacaksın değil mi? Severek yapacaksın. Severek kılacaksın. Ve yaptığın zaman bunlar kabul olmayacak diye korkacaksın. Benim haccım var. Benim ibadetlerim var. Benim şu kadar amellerim var. Ben cennetliktim diyen olan bir kişi aptaldır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile garanti vermiyor kendisine. لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ف۪ي عَمَلِهِ. Ameliyle hiç kimse cennete giremeyecek. قَالُ يَا رَسُولُ اللّٰهُ اَنْتَ قَالُ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدِنِي اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ. Ancak rahmetiyle Allah tebareke ve teala bizleri cennete girdirir. Yani bizim amelimize kalsak halimiz zaten perişan. Halimiz zaten yaşlı. O açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Ve işte ibadet dediğimiz severek yapacaksın. Ve o ibadetleri yaptığın zaman korkacaksın kabul olmayacak diye ve kabul olacak ümidiyle Allah'tan ümidini kesmeyeceksin. Üç şey. Severek, korkarak, sevgi bir de kabul edilmesi için Allah'tan ümidini kesmeyerek. وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. İbadet üç tür şeye bina edilmiştir. Tıpkı dediğimiz gibi oruç takvadır ve örneğin mesela namaz kıldığın zaman herkes seni görür değil mi? Ama oruç öyle değil. Git namaz kıl camide. Allahu Ekber. Herkes seni görüyor. Allah Rıfat Efendi valla işte Ahmet Efendi namaz kılıyor. Değil mi? Ama oruç öyle değil. Oruç seninle Allah arasında olan bir şey. Şu an ben odadayım. Kimse beni görmüyor. Gelip su içerim. Kimse beni, kim beni görüyor? Allah'tır. İşte bu takvadır. Bu düşündüğünden dolayı, bu yapmış olduğu fiilden dolayı Allah sana tebareke ve teala cenneti hediye ediyor. Mükafat veriyor.
bana istersin. Cennet. Allah diyecek ki ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Girir cennete ey kullarım. Allah tebareke ve teala bizleri cennete girenlerden eylesin. هذه هي الحكمة التي من أجلها شرع الصيام. Bakınız işte hikmet budur. Bununla oruç şey oldu. Farz kılındı. Ne dedik? Biz burada mesela oruçluyuz değil mi? Evet. Bizi görmeyecek şekilde gideriz bir yere ve yemeğimizi yiyebiliriz değil mi? Kim görüyor? Hiç kimse. Ama namaz öyle değil. Zekat verdiğin zaman mesela şey verdiğin insanlar seni görüyor. Namazda seni görüyor. Şehadet kelimesi seni görüyor ama oruçta hiç kimse sen bir de Allah arasında olan bir şeydir. Bu açıdan oruç takvadır ve hakkıyla oruç tutan olan bir kişi mutlaka namazını kılması gerekiyor. Kardeşler biz Müslümanız değil mi? Ben hocam oruç tutacağım ama namaz kılmıyorum diyen bir kişi ben kabul etmiyorum. Allah da bunu kabul etmiyor. Resul de bunu kabul etmiyor zaten. Madem ki Müslümansan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsan bunları yap. Hocam benim dağlar kadar günahlarım var. Allah beni affeder mi? Neden affetmesin? Neden affetmesin? Baktın böyle dünya yalan, ızdırap, dert çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. Ey şaşkınlığımda doğru yolu gösteren benim Rabbim. Rahmetine güvenerek kapına geldim. Kapından beni boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldim, kapına geldim. Gazabından korkup rahmetine sığındım. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi. Sen beni affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin affedeceğin birçok kulun var. Ama beni affedecek senden başka Rabbim. Senden başka mabudum. Senden başka halikim yoktur ya Rabbi. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Aracısız bir şekilde Allah'tan iste. Ne Allah dostu, ne bunlar, ne şunlar. Aracısız bir şekilde Allah'a yöneldiğin zaman bel yubeddilullahu seyyiatike hasenat. Allah tebareke ve teala senin yapmış olduğun eskide ne kadar zina var, ne kadar riba var, ne kadar hırsızlık var, ne kadar adam öldürme var, ne kadar asilik yapmışsan bel yubeddilullahu seyyiatike hasenat ve kânallahu gafuran rahîmâ ve kânallahu ve kânallahu كان الله وكان الله غفورا رحيما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Hakkıyla Yüce Allah'a kul olduğun zaman inanıyorum ki Allah Tebareke ve Teala seni ardına açılan olan cennetlere يَتَدْخُلُونَ اِلَى الْجَنَّةِ وَيَتَنَعَّمُونَ بِالثِّمَارِ عَلَى شَوَاطِئِ الْاَنْهَارِ بِإِذْنٍ مِّنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ كَمَا قُلْنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. O açıdan oruç bir kalkandır. Oruç bir takvadır. اَصْصِيَامُ جُنَّ Cünne yakul sallallahu aleyhi ve sellem bir kalkandır günahlardan. O açıdan görüyoruz ki Ramazan ayında içki içen içki içmiyor. Zina eden zinayı bırakıyor. Hırsızlık yapan yapmıyor. Allah'a asilik yapan yapmıyor. Demek ki Allah tebareke ve teala boşuna bu ayı rahmeti gereği tecelli etmiş değildir iyiliklerine, sevaplarına ve özellikle Kadir gecesinde bunu öyle 83-84 seneden daha fazla bir ay burada bir hikmet Allah tebareke yani burada bir açık çek gibi Allah tebareke ve teala veriyor. Ey kulum yap şu ibadeti filan günlerde şu kadar sana ecir vereceğim ama diğer aylarda Allah tebareke ve teala öyle şey etmiş değil. O açıdan hadiste aldığımız gibi fi Ramazan yutuftah abwabil cenne
وتغلق أبواب النيران وتفوض وتصفد الشياطين diyor. Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar selasil zincirlere ve da saf saf şekilde bağlanırlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hocam, görüyoruz diyorsun ki şeytanlar bağlanır ama insanlar şeytanlaşmış durumda. Her yerde gene günah işleniyor. Evet, alimler diyorlar ki büyük şeytanlar zincire vurulur, küçük şeytanlar hariç. Niçin? Çünkü bu imtihandır. Hayat var olduğu müddetçe şeytan vardır ve sen hataya müptelasın. Laula en tuznibu yekulu sallallahu aleyhi ve sellem. Laula en tuznibu lezehaballahu bikum feyati biqawmin ahar feyuznibu feyestagfiru lillahi tebareke ve teala feyagfiru lahum. Siz eğer günah işlemeyecek olmuş olsaydınız Allah tebareke ve teala başka bir kavm getirip onlar da günah ederler. Yani Allah asilik yaparlar. Allah'a istiğfarlık ederler ve Allah tebareke ve teala günahlarını bağışlar diyor Rabbimiz tebareke ve teala. İşte kardeşlerim, konumuzun dışına çıkmayalım. Oruç bir kalkandır. Ya eyyühellezine amenu. Ey inananlar, ey iman edenler, ey yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik edenler. İbn-i Mes'ud diyor ki, a'ti sem'at diyor, dikkatini ver, dikkatini diyor. Leş ya İbn-i Mes'ud, leş? Yakul, Allah bu çağrıdan sonra ya hayır bir şey sana emredecek veyahut da kötü bir şeyden seni sakındıracak. A'ti sem'at diyor. Ya eyyühellezine amenu. Kutibe aleykumus siyam. Kama kutibe alellezine min kablikum leallekum tettegun. Geçmiş ümmetlere oruç farz kılındığı gibi aynı zamanda sizlere de farz kılındı. Neden? Ya Rabbi leallekum tettegun. Umulur ki takvaya uğraşırsınız. Hocam yani oruçla takvaya ne ilgisi vardır? Olmaz olur mu? Bir kişi oruçlu iken nefsi karaltırılıyor. Günah yapacaksa yapmıyor. Nispeten Allah'a sığınıyor. Bir nisbe. Yani bir kalkan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalan mı söylüyor? Bir kalkandır cümledir diyor. As-salâ cümle diyor şey için. Günahlar için. Ve Allah diyor leallekum tettekûn. Bizzat Allah tebâreke ve teâlâ bu şekilde bizlere hitap ediyor. Ve hiyel hikmetü leti min ecliha şuri'as siyam. İşte hikmet budur ki ondan dolayı oruç farz kılındı. O da hikmet nedir? Takvadır, korkmaktır. Tamam mı? Ve kutibe ala ehlil İslam. Aynı zamanda Müslümanlara farz kılındı. Ve ala men min kablihim minel enam ve geçmiş kişilerin en hayırlısına. Kim? Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrul enam. Ona farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı diyor. مؤلف رحمة الله عليه الله ابن حجر الأثقلاني بنو أشكلاركن نعم